işlenen tarihin en büyük gazeteci katliamına şahidiz. Filistin topraklarında 1948'den beri devam eden işgal, soykırım ve sistematik katliamlar 7 Ekim itibariyle insanlık tarihinde görülmemiş bir boyuta ulaştı. İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarında en az 8 bin çocuk, 6.200'ü kadın olmak üzere 18 binden fazla Filistinli katledildi. Tonlarca ağırlıktaki bombaların enkaza çevirdiği binaların altında kalarak can veren Filistinliler, küvezdeki bebekler, ameliyathanedeki doktorlar, yaralı taşıyan ambulanslar, güvenli alan olarak görülen okul binalarına toplanan aileler, göçe zorlanan ve bu yolda saldırılara maruz kalan masum halk. İsrail Gazze'de tek bir canlı bırakmamak üzere yeminler ederken, dünya devletleri bu soykırıma sessiz kaldılar. Bu da yetmezmiş gibi İsrail'in küresel medyayı kullanarak yaymaya çalıştığı meşru müdafaa yalanı ile katliama ortak oldular. Filistin direnişine destek veren medya mensupları da ya ciddi bir mobbing ile karşı karşıya bırakıldı ya da işinden kovuldu. Filistinli gazeteciler ise direnişin en büyük örneğini sergileyerek tüm dünyada küresel intifadanın fitilini ateşlediler. Bu sayede işgalci İsrail eliyle dolaşıma giren yalanlar ilk kez halkların vicdan duvarına çarpıp parçalandı. İsrail'in işlediği savaş suçlarını Filistinli gazeteciler açığa çıkardı. Fosfor bombalarının geride bıraktığı izleri onlar dünyaya gösterdi. Evladının parçalara ayrılmış bedenini poşette taşıyan babayı, kefenli yavrusunu son kez sarılan anneyi, annesini saçından tanıyan çocuğu, adından önce ölüm tarihi yazılan bebekleri, katledilmiş torunlarının yüzündeki tozları silip gözlerinden son kez öpen dedeyi dünya onların çabasıyla gördü. Onlar ölümü göze aldılar. Bombaların altına girerek katliamın boyutlarını fotoğraf makinesiyle, kamerasıyla çektikleri anonslarıyla gözler önüne serdiler. Ve şimdi organize devlet terörü kullanan İsrail eliyle bir bir susturulmaya çalışılıyorlar. Kadın, çocuk, genç, yaşlı demeden yüzlerce sivili katleden İsrail güçleri, bu zulümleri ve savaş suçlarını belgeleyerek dünyaya duyuran gazetecileri bilerek hedef alıyor. Bugüne kadar öldürülen gazeteci sayısı 97'ye ulaştı. Biz bu cümleleri kurarken de gazeteciler öldürülmeye devam ediyor. Her geçen dakika bu listeye yeni isimler ekleniyor. Sadece öldürmekle de yetinmeyen İsrail, 7 Ekim'den sonra 50'den fazla gazeteciyi de hukuksuz şekilde tutuklayarak kötü şartlar altındaki İsrail hapishanelerine kapattı. Öte yandan gerçekleri perdelemek için abluka altındaki Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana hiçbir devletin medya mensuplarına girişine izin verilmiyor. Yeter artık. Meydanlarda haykırıyoruz. Zulüm durmuyor. Uluslararası kurumlara sesleniyoruz ama kimse harekete geçmiyor. Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi tarafından güya gazetecileri korumak için belirlenen hiçbir prosedür meslektaşlarımızı korumaya yetmiyor. Gazze'de, Filistin topraklarında şiddet durmuyor. İşte bu yüzden çağrımızı bir kez daha yineliyoruz. Uluslararası sözleşmelere göre silahlı çatışma bölgelerinde tehlikeli profesyonel görevlerde bulunan gazeteciler dokunulmazdır. İsrail, insani hak ve özgürlükler konusunda uluslararası hukukun bütün kurallarını ihlal ettiği gibi basın özgürlüğünü de hiçe saymaktadır. Çünkü işgalci İsrail şiddet uygulayarak, tutuklayarak, öldürerek gazetecileri susturabileceğini sanıyor. Öldürerek susturabilirsiniz belki ama hakikatleri asla gizleyemezsiniz. Bizler İsrail'in propagandalarına alet olmadan doğru ve objektif haberciliğin, adaletten ve haktan yana tavır almanın silahtan daha etkin olduğuna inanıyoruz. Gazeteci olarak çektiğimiz fotoğraf ve görüntünün tanıklığıyla birlikte delil olduğunu da biliyoruz. Apartheid rejim tarafından öldürülen 97 meslektaşımızın emekleri zayi olmasın diye emanet kavramından hareketle bölgede olup bitenleri doğru aktarmanın üzerimizde sorumluluk olduğunu da çok iyi biliyoruz.
İşte bu yüzden Press for Palestine, Filistin için gazeteci dayanışması olarak Gazete, tek sayılık gazetemiz ile bugün karşınızdayız. Hazırladığımız bu gazeteyi İsrail soykırımı sonucunda şehit olan ve hala direnmeye devam eden meslektaşlarımıza adıyoruz. Onların direniş hikayeleri bilinsin ve asla unutulmasın diye burada sizlerle birlikte tarihe not düşüyoruz. Bizler bu inançla mesleklerini icra eden ve bu yüzden katledilen, hala hayatta kalmayı başaran ve orada yaşananları duyurmaya çalışan tüm gazeteci meslektaşlarımızın kısılan sesi olacağız. Bizler zulmü haykıracak, İsrail'in katil olduğunu yaptığımız haberler ve çektiğimiz fotoğraf kareleriyle tüm dünyayı anlatmaya devam edeceğiz. Gazeteci öldürmek savaş suçudur. Gazeteci öldürmek savaş suçudur. Gazeteci öldürmek savaş suçudur. Gazeteci öldürmek savaş suçudur.